Yıl 2019 ve biz artık yeni konsollarla beraber Grand Theft Auto 6'yı bekliyoruz. Ama efsanenin başladığı yer bundan yıllar öncesiydi. 2001 yılıydı. 2001 yılında Rockstar North öyle bir oyun gösterdi ki Grand Theft Auto serisinin 3. boyuta öyle bir geçirdi ki günümüzün aksiyon oyunlarının gidişatını da toptan değiştirmiş oldu. Bugünkü videomuzda oturup elbette sizlerle beraber GTA 3'ü yeniden oynamayacağız. Daha doğrusu GTA 3'ün başardıklarını, başaramadıklarını bunları konuşmayacağız. Bizim olayımız Grand Theft Auto 3D. GTA 3'te oldukça yetenekli bir mod grubunun, 12 kişiden oluşan bir mod grubunun oluşturduğu yepyeni bir GTA deneyimi. Peki bu olay nasıl sağlanıyor? Aslına bakarsanız GTA 3 çıktı, piyasaya sürüldü, yüzlerce mod gördük, üzerine ek paketler gördük, her şeyi gördük ama görmediğimiz bir şey var. Rockstar North bu oyunu ilk kez basın mensuplarına ve diğer insanlara gösterdiğinde pre-alpha sürüm diye bir sürüm kullanıyordu ve özellikle görsel açıdan, HUD düzeni açısından yani arayüz düzeni açısından ve diğer özellikler bakımından oldukça farklı bir oyundu. Çok daha farklı bir GTA tecrübesi oyunculara sunuyordu. Farklı kamera açıları bile bulunuyordu. Şimdi bunu siz şöyle değerlendirebilirsiniz. Hani daha olmamış GTA gibi de değerlendirebilirsiniz. Ama burada 4 yıllık bir emek söz konusu. Bu adamlar 4 yıldır farklı bir GTA sunumu yapabilmek için gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Ve şimdi ilk bölümleri yayınlanmış durumda. Modun betası yani alfa sürümünün betası sonunda çıktı. Bunu indirmek için birkaç farklı şey yapmanız gerekiyor. Onları da hemen aşağıda YouTube açıklamasında bir link göreceksiniz. Bizim sitemize link var orada. Orada detaylı bir şekilde anlattık. Oradaki adımları izlerseniz siz de bu modu ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi mod için ücretsiz diyorum ama oyunun elbette çalışan bir sürümünün bilgisayarınızda yüklü olması gerekiyor. Ki zaten birçok insan ucuzluktandır, şeydendir GTA 3 almıştı. Eğer Steam'de GTA 3'ünüz varsa kolaylıkla bu modu da deneyebilirsiniz. Hatta önce onu açıp hem de diğerini açıp karşılaştırmalarda bulunabilirsiniz. O zaman vakit kaybetmeyelim ve GTA 3D'yi görelim bakalım nasıl bir oyunmuş. Şimdi arkadaşlar şu anda GTA 3D'nin ana menüsündeyiz. Hemen ben ayarlar kısmına geleceğim çünkü burada bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. İlk başta klasik oluyor. Eğer klasikte yaparsanız mouse'u hareket ettiremiyorsunuz. O yüzden bunlara dikkat edip birazcık da sensitivity'yi düşürmeniz gerekiyor. Hassasiyeti düşürmeniz gerekiyor. Oyun 1080p olarak çalışıyor. Ve hemen yeni oyun deyip başlıyorum. Elbette ki herhangi bir hikaye, herhangi bir şey bizleri şu an karşılamıyor. Bu abimizle beraber yollardayız. Portland ve gördüğünüz gibi Chinatown. Oyunun grafikleri yani alfa döneminde böyleymiş. O yüzden de böyle bir çözüm üretmişler. Oldukça ilginç. Hemen buradan bir arabayı alalım ve devam edelim. Hatta burada görev mörev olaydı daha iyi olurdu. Sanırım şu anlık harita yok. Ana harita yok. Ana harita olmadığı için de onu uygulayamıyoruz. Şöyle GTA 2 ve 1 dönemlerine geri dönelim. Şimdi ben nereye gideceğim? Evimize gideceğim. Hem de oyunu sizlere göstermiş olacağım. Yani özetle aslında bu yani. Gördüğünüz görsellik ki videonun hemen sonunda normal GTA 3 ile arasındaki farklara değineceğiz arkadaşlar. Aa, burada bir şey varmış. Gördüğünüz gibi cam barı oldukça farklı bir şekilde yapılmış durumda oyunda. Mekanıma girebiliyor muyum? Bakayım. Bir gideyim bakayım. Vallahi gidemiyoruz. Şu bir nostalji ya yemin ediyorum. Ama ne yazık ki ne yapamıyoruz arkadaşlar. Walk through the doorway, save the game. Tabii içeri girdiğinde oyunu kaydediyor, bundan bahsediyor. Hemen beyzbol sopamızı da alalım. Garaja bir şey sokamıyoruz, yapacak bir şey yok. Şurada direkt olarak oyunu kaydediyoruz. Belki oyun kaydedilmiyordur, hiçbir fikrim yok. Arabanın üstünde doğduk bakalım. Şimdi bir ilerleyelim bakalım etrafta neler var, neler yok. Nasıl bir dünya bizi bekliyor. Selam. Bak ya hareketlere bak. Bu abi sen beni takip etmesene ya. Bir görevdi ama hangi görevdi hiç hatırlamıyorum. Muhtemelen o görevde başlattığı için bu abiyi de yanımızda tutuyor. Bununla beraber giderim ben yarım saat. Lan git. Adam ölmemiş ki. Aha gidiyor. Aha gitti. Gitmedi. Tam o anda durdu. Abicim ben sana burada durma demedim mi? İn ablacığım. O dönemleri özlemişim. Hani ben henüz ortaokul çağında bir insandım GTA 3 çıktığında. Daha yo lise zamanıydı aynen. Yaşlı olduğum bir kez daha bana hatırlattı bu oyun.
Bakalım bu şey işe yarıyor mu? Bakalım. Herhangi bir gördüğünüz gibi görevler görünmüyor şu an. Neden görünmüyor? Çünkü bu bir beta sürecinde bir oyun. Hani bunun daha üzerine bir ton şey gelecek. Aklımızda olsun polislerden kurtulmak istersek. Ben böyle bir sahil taraflarına, işte otoban taraflarına gitmek istiyorum. Şu an oyunda kullanılan bölümden bahsedeyim size arkadaşlar. Adaların olduğu bir, Liberty City'de adaların olduğu bir bölüm var. 3 adanın olduğu. İşte tam orası. Ve henüz tabii tırmanma gibi bir şey olmadığı için burada bir can var. Tabii ki şu an alamıyorum. Ama burada olay çıkartabilirim. Niye beyzbol sopasıyla dolanıyorsun ha? 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 Ben sana beyzbol sopasıyla dolanma demedim mi? Selam. Aha. Kızdı. Neyse silah buluruz şimdi. Tabii ölmezsek, kalmazsak. Doğal olarak çapraz ateşten gidiverdim. Ya oyunun zaten işleyişini görüyorsunuz. Hani grafikler, şimdi şaşıracaksınız belki bunu ama daha önce de söyledim. Normal GTA 3'ten tabii ki daha düşük seviyede. Rockstar Games oyunu böyle tanıttıktan sonra birçok geliştirme yapmış, birçok düzeltme yapmış. Bize daha farklı bir GTA tecrübesi sunmaya çalışmış. Ben de açıkçası etrafı dolaşarak sizlere neler var neler yok onları göstermek istiyorum. Hani burada artık klasikleşmiş. GTA'da biliyorsunuz ilk hapse girdiğinizde ve ilk öldüğünüzde ya hapishane ya da hastane önünde belli bilgilendirmelerde bulunuyor. O bilgilendirmeleri de aldıktan sonra ben buradan bir ambulans çalayım diyeceydim ama çalamadım. Ne oluyor be? Allah! Ne oluyor? Ağır çekime girdi oyun. Bak baba. Niye böyle oldun oyun? Kendine gel bakayım. Bayağı oyun ağır çekime gitti. Tabii ki birçok hatası var. Oyunun bundan sonra kalan kısmı tamamen ağır çekim arkadaşlar. Şimdi şuradan bir güzel araba var. Onu çalalım. Arkamızda da polis var. Bence bir şey demez ya. Baksanıza ne kadar yavaş yavaş gidiyor. Her şeyi yavaş yavaş yapıyorlar. Tabi araba da ağır çekimde gidiyor ama birazcık hızlı görüyoruz. Şimdi arka tarafları, diğer yerleri görmek istiyorum ben. O yüzden birazcık haritada dolaşalım. Keşke haritayı da açabilmek olsaymış. Bir de şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle de bir sıkıntı var. Hani burada yapılmamış yerler var zaten. Bakıyorsunuz hani sol tarafta metronun olduğu yer tam olarak yapılmamış durumda. Bir de arabalar çok dayanıksız. Yani anlatamayacağım kadar çok dayanıksız. Bir kere vuruyorsunuz paramparça oluyorlar. Ne tamam GTA 3'teki büyük sıkıntılardan biriydi bu. Arabalar hakikaten çok dayanıklı değildi benim kendi görüşüme göre. Ama bu kadar da değildi yani. Bir kere dokunduktan sonra hemen duman almaya başlamıyorlardı. Neyse bir yaptıralım edelim. 160 dolarımız var yani. 160 dolarla bugün nereden baksanız her şeyi param mı arttı benim? Bir dakika ya. Bir görmem lazım. Az önce 160 vardı, 192 dolar oldu. Ha bir şey olmadı bu sefer. Beleşe yaptı. İlerleyelim bakalım. Şu anda zaten oyun yeniden kendine geldi. Ağır çekimden çıktı. Metro taraflarını falan sizlere bayağı bir göstermek istiyorum. Metro attığın oldu. Sahile çok inmek isteyen var. Yorumlara baktığımda forumlarda falan sahilde falan bayağı bir olay olduğu söyleniyor. Ama hani sahilde de gördüğünüz gibi herhangi bir NPC eklemesi bile yapmamışlar. Sahil şu an bomboş duruyor. Hani görmüş olduğunuz gibi hani bomboş bir sahil var. Bir de arabayı kontrol edemiyorum ben tabii. Aa bomboş sahil dedim adam çıktı. Bu hayır alamet değil. Selam abi. Ne yapıyorsun burada? Oha insanlar sonradan yüklendi. Yalnız Çin mafyasına saldırma da çok cesurcaydı. Gel gel kaçma. Gel buraya. Adamda sopa var. Benim mermim bitmiş halen. Onu da alalım. Biz turumuza devam edelim arkadaşlar. Hiç böyle şeylerin huzurumuzu bozmasına izin veremeyiz tabii ki de. Şöyle bir acık ilerleyelim. İç tarafları da birazcık sizlere göstereyim. Ardından da videoyu bitiririz. Çünkü hani videonun sonunda açıkçası şey istiyorum. Hani kapanıştan hemen öncesinde nasıl normal GTA peki nasıl görünüyor? Bunu göstermek istiyorum size. Çünkü alfa sürümünü oynuyoruz şu an. Şöyle otoban tarafı ilerleyelim bakalım neler varmış Portland'da. Sanayiye geldik.
O zaman burada yapılacak tek bir şey var arkadaşlar. Eğer buraya kadar geldiysek, bu kadar sahaya geldiysek bir yüzelim. Yüzemedik bile. Harcandık gitti. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi GTA'nın 3D yani Grand Theft Auto 3D diye bir modu var. Bu modu şu an ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. GTA'nın piyasaya sürülmeden önce alfa aşamasındayken yani Rockstar'ın o insanları etkilediği versiyonu nasılmış, nasıl bir HUD kullanıyorlarmış, para bölümü nasılmış, harita düzeni nasılmış, karakterin hareketleri nasılmış, eğer bunları çok merak ediyorsanız bu modu indirmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar isterseniz ekran görüntüleriyle GTA 3'te GTA 3D arasındaki farkı görelim. GTA 3'te nasıl bir geliştirme yapılmış da oyun o hale gelmiş, siz de görün. Siz de bu mod hakkındaki yorumlarınızı hemen aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu yepyeni bir GTA deneyimi, aslında en eski 3 boyutlu GTA deneyimi. Çünkü GTA 3'ten de öncesi böyle ilginç bir video çekelim istedik sizler için. GTA 6'yı beklerken GTA 3'te nasıl vakit geçirelim diye düşünürken böyle yapılmış, gerçekten son derece uğraşılmış bir iş gördük. Sizlere aktaralım istedik. Siz de merak ediyorsanız tabii ki YouTube açıklamasında bulunan linkten bu oyunu indirebilirsiniz ve ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.